9. ayın 28'i 2024 saatimiz 21.03. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımız kadınlara özel. Başlarken bunu duyurayım. Bir de eğitmen koltuğunda oturmanın verdiği e, sorumlulukla e, şunu da belirtmek durumundayım arkadaşlar. Sosyal medya kanunları gereği ki etik olarak da, ahlaki olarak da Toplum önünde küçük düşürücü herhangi bir hareket davranış veya sonradan katıldığınız eğitimin bir kısmına katılamadığınız e, farklı bir işte çıkış Söz konusu olduğunda hiç uyarılmadan çıkarsınız arkadaşlar, çıkarılırsınız. Eğer bu hakaret hakaretvari bir şeyse, bir durumsa direkt hukuki süreciniz başlatılır. Bunun bilgisini baştan vermek istiyorum. Çünkü ilerleyen süreçte eğitimden sonra bana mesajlar geliyor. Hocam beni niye çıkardınız gibi. E, birincisi görüntünüze de dikkat edin arkadaşlar. Toplum içerisinde görüntüsü açık olan arkadaşlar dikkat ederse sevinirim. İkincisi... Ee, ...dediğim gibi küçük düşürücü herhangi bir hareket söz konusu olursa... Bu, ...bu sebeplerle çıkarıyoruz. Bunun dışında başka çıkarmıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 583 kişiyiz ki bu, bu bizim belki 20'yi geçmiştir zaman yönetimi eğitimimizde. Çok güzel, çok güzel. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ben ilk defa katılıyorum diyenler sohbet kısmına, chat kısmına bir yazsın. Kimler ilk defa katılıyor bir görelim. O oh. Özlem Hanım, Dilek Hanım, Nigar Hanım, Ayşenur Hanım, Betül Hanım. Güzel. Güzel. Ee, Berra Hanım, bazılarınızın ismi yok. İsminiz olursa daha rahat iletişim kurarız. Bir de ben hemen şuradan teknik destek ekibimi yönetici yapıyorum. Oo, oh. bir sürü ben, 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 ben diyenler var. Çok güzel, çok güzel. Peki benim mezun öğrencilerim burada mı? Bir de nereden katıldığınızı merak ediyorum. Harikasınız. Çok güzel. Çok güzel. Hoş geldiniz. Sultan Hanım, Ömür Hanım, Hatice Hanım, diğer Hatice Hanım, Zeliha Hanım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hemen geri plandaki teknik kısmı halletmeye çalışıyorum şu an. Edemiyorum. Tamam. Nerelerden katıldığınıza bir bakacağım. Sinop var. Konya var, Ankara var, Van var, Ankara var, Ankara, Ankara. Oo, ben de Ankara'da yaşıyorum bu arada. İzmir, Denizli, Ağrı. Güzel. İstanbul. Harika. Çok güzel. Trabzon. Kayseri, Kars, Samsun. Kırşehir, Kayseri, Yalova, Bingöl, İstanbul. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de şunu sorayım zamanınızı ve yaptığınız planları böyle istediğiniz seviyede yönetebiliyor olsaydınız hayatınızda neler değişirdi? Zamanınızı ve planlarınızı istediğiniz seviyede yönetebiliyor olsaydınız hayatınızda neler değişirdi? Hadi yazın. Yazın ama ben chat kısmını en aşağıya indiremiyorum. Şöyle kapatacağım, tekrar bir açacağım. Yani ben mesajlarınızı göremiyorum. Çok geç görüyorum. Şu an karşımda iki tane ekran var. Biri büyük ekran, biri küçük ekran. Ee, o yüzden birbirine senkronizasyonu biraz geç oluyor. Zamanınızı, planlarınızı, istediğiniz seviyede. Diyelim ki 9, 10 üzerinden 9 seviyesine. Diyelim ki 10 üzerinden 8 seviyesine. Yönetebiliyor olsaydınız, hayatınıza neler değişirdi? daha çok zamanım olurdu. Günlük hayat çok daha verimli olurdu. Daha başarılı olurdum. Şimdi eğer ben koşuk seansı yapıyor buraları öyle bir idelerdim ki başarı ne demek? Daha çok zaman kalırsa ne olacak? Diyelim ki kaldı. Neler değişecek? Gün içinde yapmak istediklerimi düzenli bir şekilde yapardım. Yaptıklarım verimli. Verim ne demek? Daha sakin. Sakin olmak ne demek? Oo, kafalar güzel. Çok güzel. Çok güzel. Psikolojik olarak iyi olurdum denmiş. Şimdi birincisi sevgili teknik destek ekibim. E ben şeyi sana devredemiyorum. Yardımcı olabilirsen gel ol. Ama gelirsen de ekranı kapatmam gerekir. Bulamıyorum yani seni. Ekran, ekranım senkronize olmuyor. Zaten mesajları da kaydıramıyorum. Herhalde bakalım bu akşamın nazar boncuğu diyelim. Hmm. Şu aşağı doğru kaymıyor. Yani zor kayıyor baksana. Bir dakikanızı rica edeceğim arkadaşlar. Tamam. tamam, güzel geldi değil mi sesim geliyor? Şimdi kusura bakmayın arkadaşlar iki bilgisayar birbirine entegre olurken çok yavaşlıyor. Hem mesajlarınızı okuyamıyorum. Biraz mesajlar dursun çok ağırlaştı çünkü. Ben biraz konuşayım sonrasında yine devam ederiz. Bir mesaj atmayı durdursak iyi olur. Biraz duralım ee, sonrasında yine devam ederiz arkadaşlar sorularıma. Heh. Yeni katılanlar hoş geldiniz. Minimalist Akademi ücretsiz. Plan odaklı zaman yönetimi eğitimimizdesiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, evet bir sürü şey yapmak istiyoruz. Daha verimli, daha düzenli, daha başarılı, daha özgür. Hayatımı şöyle yönetirim, böyle yönetirim. Şöyle olur, böyle olur. Peki bütün bunları yaparken acaba bedel ödemeye hazır mısınız? Bir düşünün bakalım, gözden geçirin. Bugüne kadar hep spor yapacağım dediniz, kitap okuyacağım dediniz, diyet yapacağım, yoga yapacağım dediniz işte namaz kalacağım, manevi hayatımı düzenleyeceğim dediniz. Planlar yaptınız, yaptınız, yaptınız. Fakat bunun için bedel ödeme söz konusu olduğunda kendinizi hop geri çektiniz ve bir bedel ödemediniz. Arkadaşlar eğer hayatınıza çeki düzen vermek istiyorsanız, eğer zamanınızı yönetmek, duygularınızı yönetmek, anda kalabilmek, ertelemeden kurtulmak, iradenizi yönetebilmek, stresinizi yönetebilmek, hedef belirleyebilmek ve veya işte koç olmak, koç gibi bakmak, koç gibi yaşamak, daha pozitif, daha enerjik, daha böyle potansiyelini ortaya çıkarmış biri olarak yaşamak istiyorsanız bedel ödemek durumundasınız. Bu bedel bazen vakit, bazen nakit. Evet, maddi manevi her türlü bedeli ödemeye hazırsam ben bir işe okey diyor zihnim. Fakat ben bedel ödemeye hazır değilsem, işte üç gün yemem, dördüncü gün yerim. Üç gün spora giderim, dördüncü gün gitmem gibi diyorsa beynim zaten. Baştan ben bu bedeli ödemeye razı değilim. Baştan ben bu bedeli ödemeyi kabul etmiyorum demektir. Fakat bu akşam buraya geldiysen şöyle bir müjdem var. Demek ki sen bedel ödemeyi kabul ettin. Demek ki sen buraya vakit ayırmayı kabul ettin. Demek ki sen Burada diğerlerinden farklısın, etrafındaki insanlardan farklısın. Demek ki sen hayata başka bakıyorsun. Başka baktığın için burada olmayı tercih ettin. Şimdi ekranımı paylaştım. Şöyle yapalım. Evet. Üniversite Akademi plan olarak da zaman yönetimi eğitimde. Şöyle biraz daha bulacağım. ekranı görüyorsunuz zaten şu an. Şu an Marambe bilgisayarın sinyalizasyonu tamamen kaybetti. Tamam çok parlayacağım arkadaşlar. Ondan sonra bir süre Çünkü ekranım çok yavaşlatıyor. Şimdi şuna bakalım. Stres olmadan hissediyorum. Yani ben şöyle, ben ben şimdi... Hemen bilgisayar değiştirip geliyorum arkadaşlar. İyi bir dakikanızı rica edeceğim.

Değil, tamamen. çıktı şu an. Çok özür arkadaşlar. Yani iki dakika halletmeye hani, çalışacağız. değiştireceğim. Videomu da başlatamıyorum. Heh. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Çok çok özür diliyorum. Bu tarz teknik şeyler anlık olduğu için ben de farkında değilim. Yani bilgisayar fare ve iki bilgisayarın entegre olması biraz zor oldu. Çok çok özür diliyorum tekrar. Hadi sıfırdan başlayalım şöyle. Yeni katılan hocalarım arkadaşlarım, sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen şöyle sunumun başı alıyorum. Plan odaklı zaman yönetimini konuşacağız bu akşam. Stres olmadan, sürekli bunalmadan, depresif hissetmeden nasıl zamanımı yönetirim? Çünkü insanların aklına gelen ilk şey zamanımı yöneteceksem o zaman sürekli bir stres halinde olmalıyım. Bu yetişmedi, bu yetişmeyecek, tik atmalıyım, buraya gitmeliyim, buna yetişmeliyim. Acil miydi, önemli miydi, şöyle miydi, böyle miydi, işte 25 dakikada yetişti mi, yetişmedim. Hep bu algı var. Fakat arkadaşlar biz plan odaklı zamanımızı yönettiğimizde stres olmadan, sürekli bunu almadan, depresif hissetmeden nasıl zamanımızı yöneteceğimizi öğreneceğiz. Bununla birlikte Anne olsan bile, evet hocam ben en çok bunu duyuyorum. Bugüne kadar yetiştirdiğim 900'ün üzerinde koç var. Yine binlerce kişi erteleme eğitime katılmıştır. Anne olsan bile, bakın anneyim hocam çocuk var her şey duruyor, hayat duruyor. Çalışıyor olsan bile ki bu cümleyi de duyuyorum. Sabah 8'de çıkıyorum, akşam 8 oluyor. Çocukları alıp koştur koştur eve geliyoruz hocam. Ev hanımı olsan bile, bakın ev hanımıyım hocam ev işi hiç bitmiyor. Kapıyı çekip çıkıp çalışıyor olsaydım çok daha avantajlı olurdum. Ev hanımı bu cümleyi kuruyor. Çalışan anne şu cümleyi kuruyor. Hocam çalışmasaydım evde olsaydım şöyle olurdu. Bakın bu cümlelerle hep karşılaşıyorum. Çünkü eğitime katılanların 10 kişiden 5'i çalışan kadın, çalışan anne. 10 kişiden 5'i ev hanımı anne. Fakat evden çalışmayı tercih etmiş. Diğeri de mesleğini değiştirmeyi tercih etmiş. Yani bizim profesyonel koçluk eğitimimize katılan bu profiller bu profiller arkadaşlar. Peki nasıl plan odaklı zamanlı yönetirsin? Bu akşam bunu konuşuyor olacağız hocalarım. Bununla birlikte ben kimim? Önce biraz bundan bahsedeyim. Direkt böyle hop diye konuya daldık. Şimdi arkadaşlar Büşra Asuna, yani ben, <laughs> Büşra Kayman, Aslen Gaziantep'liyim arkadaşlar. E, ordu gelineyim, eşim Ordulu. Ankara'da yaşıyoruz, evlendik, buraya taşındık. E, eşimle beraber Minimalist Akademi'yi kuralı 3 yılı devirdik arkadaşlar. Minimalist Akademi bizim artık göz bebeğimiz. Üç yaşında da bir oğlum var. Oğlumla beraber doğan ikinci bebeğimiz diyorum ben artık bu iş kısmına. Neler yapıyoruz arkadaşlar? Daha öncesinde erteleme, irade, stres, özgüven gibi eğitimler verirken şimdi profesyonel koçluk eğitimi veriyoruz. Şimdi dediğim 15. dönemi açıyoruz. Yani yaklaşık iki buçuk yıldır profesyonel koçluk eğitimleri veriyoruz. Ayrıca koçlara e, eğitmenlik yapmayı öğretiyoruz. Sosyal medyayı öğretiyoruz. Yani VIP dediğimiz bir alanımız da var. O kısmı öğretiyoruz. Ayrıca piyasadaki koçluk eğitimi veren kurumlara da sosyal medya yönüyle, koçluk eğitim içerikleri yönüyle danışmanlıklar veriyoruz arkadaşlar. E, şu an birçok kurumla zaten işbirliği halindeyiz, çalışma halindeyiz. Bununla beraber geri planda e, güzel bir ekibimiz var. E, Başında da eşimle ben varız arkadaşlar. E, bu işi çocuk doğduktan sonra e, artık bu işi tamamen online yapalım istedik. Tüm Türkiye'yi tüm Türkiye ile, hatta dünya ile çünkü bizim yurt dışında da çok fazla öğrencimiz var. Tüm dünya ile buluşalım istedik. O yüzden Minimalist Akademi'yi kurma kararı aldık. İyi ki de almışız arkadaşlar. Güzel ilerliyor. Beklediğimizden çok daha hızlı ilerliyor. Ben kazanmayı ve kazandırmayı seven bir eğitmenim. Birilerinin kazanıyor oluşu. Mezun öğrencilerinin kazanıyor oluşu maddi manevi her anlamda kendilerini keşfetmelerini, kendilerine koştuk yapabilmeleri, Ayrıca işte maddi anlamda da bazen diyor ki hocam 150 bin kazandım bir atölyeden, hocam 500 bin kazandım. Bunları duymak beni çok heyecanlandırıyor, çok motive ediyor arkadaşlar. Ee, piyasadaki en çok vergi ödeyen kurumuz arkadaşlar, şu vergi levhalarını e, inceleyebilirsiniz. Bu demek oluyor ki koştuk eğitimi adı altında en çok kazanan da kurumuz elhamdülillah o kısmı çokça şükrediyorum arkadaşlar. Ee, Fenliler öğretmenliği mezunuyum, fizik eğitiminden de bir yüksek sansım var arkadaşlar. Bununla beraber e, enerjik, liderlik, satış pazarlama, güler yüzlülük bu özelliklerim biraz daha aktif ve ön plandadır. E, dakik olmayı çok severim. Psikopatlık derecesinde e, dakik ve disiplinliyimdir. İş disiplini konusunda e, esnemem arkadaşlar. Yani bu hani normalde diyoruz ya günlük hayatı esnemezsen kırılırsın. Ben iş disiplini konusunda esnemeyi tercih etmiyorum arkadaşlar. Bununla beraber benle ilgili yine ilerleyen süreçte sorularınız olursa yanıtlamış oluruz arkadaşlar şurasına bu şekilde. Peki bu eğitim kimler için? Geldiniz bu akşam plan odaklı zaman yönetimi dendi. Kimler için bu eğitim? Bu işten sonra ne gerek vardı eğitim alıyorsun? Nu duyanlar için. Bununla birlikte acaba plan yapmayı bilmiyor muyum? Ya da ya da yaptığım planlar tutarlı mı? Ya da ben niye plan yapıyorum da kendimi hala başarısız hissediyorum diyenler için. Başka yapacak işin yok mu? Senin çoluğun çocuğun var. Niye bu, bu tarz işlerle uğraşıyorsun diyenler için. Bakın arkadaşlar ben normalde işte bir öğretmen maaşının şu an 15 katı kadarını hali kazanan bir insanım. Bunu da hani samimiyetimize güvenerek söylüyorum. Fakat arkadaşlar memlekete gittiğimiz zaman ya bu işlere devam edecek misin? Hani sanki atın saydın daha iyi olurdu gibi bu cümleleri duyuyorum. Bakın arkadaşlar insanlar konuşur. Çünkü sizin nasıl bir hayat istediğinizi bilmezler. Ben daha özgür özgürlük değeri yüksek bir insanım ben. Daha özgür çalışmak istiyorum. Mesela bu saate bunu koyduysam yarın akşama eğitim koymama gibi bir lüksüm olsun istiyorum. Ya da mesela ben Pazartesi çıkıp tatile gidebilme lüksü istiyorum. Ya da ben e, istediğim vakitte randevularımı, toplantılarımı ayarlayabilmek istiyorum. Ya da ben bir patron istemiyorum. O özgürlük değerimden dolayı daha önce özel kurumlarda da, devlette de çalıştım arkadaşlar. Özel kurumlarda siz çalışıyorsunuz, birileri deri koltuğunda oturup para sayıyor sadece. Bu, bu da olsun istemiyorum. Yani benim çalışma mantığım bu değil. Ya da gidiyorsunuz işte bir idarecinin altında baskılanıp hocam geçir. Sınavdan geçir de ne olursa olsun. Bununla da çalışmak istemiyorum. Bu da beni heyecanlandırmıyor. Benim istediğim şey sürekli üreten durumunda olmak. Ayrıca zamandan ve mekandan bağımsız çalışıyor olmak. Geçen sene Hollanda'ya gittik. Ben orada bir hafta boyunca yine çalışmaya devam ettim. Yine eğitimlere devam ettim. Sonra geçenlerde bir tatile gittik. Tatilden eğitim mi yaptım? Yani benim istediğim hayat Buydu. Fakat duymuyor muyum arkadaşlar? Başka yapacak işin yok mu? Ya işte herkes de evden çalışmaya bozmuş kafayı. Ya koçluk da neymiş ya? Hatta ben şunu bile duydum. Bugün koç olan yarın koyun olur. Şöyle olur. Böyle koçluk gibi özel bir meslek var arkadaşlar. Bakın 2013 yılında Türkiye'de meslek olarak kabul edilen bir meslek dalıdır koçluk. Sosyolojiden, psikolojiden, felsefeden etkilenmiştir. Fakat ne sosyolojidir, ne felsefedir, ne psikolojidir? bambaşka bir meslektir. İster kabul etsinler, ister etmesinler. Maalesef Türkiye'de henüz kıymeti tam net olarak istediği seviye, istenilen seviyede ya da olması gereken seviyede olmasa da boşluk bir meslek ve binlerce insanın hayatına ışık tutuyor. Evet, bu cümleleri çok sık duyarsınız arkadaşlar. Acaba ben mi abartıyorum? Yani insanlar işte o evlerinde oturuyorlar, her şeyi yetiştiriyorlar. Çocuk gel ne kadar temizini yapıyor, yemeğini yapıyor, gezmesine gidiyor, giyinmesine giyiniyor, yemesine yiyor. Kafası da rahat. Ama ben mi abartıyorum? Ben kendime bir odanın içine sıkışmış, camı yok, kapısı yok. Nereden çıkacağımı bilmiyorum. Çıkmalı mıyım, çıkmamalı mıyım bilmiyorum. Ben mi abartıyorum acaba? Ben bir tek kitap okumaya vakit ayıramıyorum. Ben mi eğitim alıp da kendimi geliştirmek? Yani arkadaşımın böyle bir derdi yok. Arkadaşım bir çanta alma peşinde. Arkadaşım işte bu ay şunu yetiştirme, alma, şuraya gitme, şunu yeme peşinde. Ben mi abartıyorum acaba diye soruyor olabilirsiniz. Bununla birlikte arkadaşlar herkes hedefine koşuyor. Ben yarımda sayıyorum da diyebilirsiniz. Bakın birçok meslek değiştiren öğrencim var. E, hatta özellikle kamuda çalışıp tamamen koçluğa geçen, işte koçluk eğitim verdiğimiz için işin bu kısmını görüyorum arkadaşlar. Buradan geçen çok fazla e, öğrencim var arkadaşlar. Şimdi onlardan duyduğum cümle bu. Hocam herkes hedefine koşuyor. Bir tek ben yerimde sayıyorum. Sabah oflayıp puflayıp işe gidiyorum. Akşam oflayarak puflayarak geliyorum. Bugün acaba ne sipariş versek diye düşünüyorum. Düşünsenize yemek yapacak vakti yok. Hatta bir tane öğrencim arkadaşlar... Hocam çocuk düşünüyorum ama yapamıyorum demişti çok enteresan gelmişti bu bana o an ama gerçekten düşünseniz ben bu hayat içerisinde nasıl bir çocuğa zaman ayıracağım nasıl bakacağım ben ilk altı ayına yetişebileceğim ondan sonra ne yapacağım çocuğu ben büyütmeyeceğim ki bu cümleleri çok sık duyuyorum arkadaşlar bununla birlikte iki gün plana uyuyorum üçüncü gün unutuyorum puf sanki o planı ben yapmamışım gibi bu çok gidiyor diyorum ki tamam bunu bunu bunu, bunu yemeyeceğim. Diyorum ki tamam artık yürüyeceğim, spor yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Diyorum ki artık pozitif bakacağım. Diyorum ki işte artık şu boşluk eğitimimi tamamlayacağım. Diyorum ki artık şu dili halledeceğim. Diyorum diyorum ki şu tezimi yazıp bitireceğim. Diyorum ki işte projelerimi yetiştireceğim. İşte özel derslerime yetişeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Fakat iki gün sonra uff uçup gidiyor. Bir ben yetişemiyorum, bir ben yapamıyorum. Odunda potası alınmış meyve gibi çöküp ortada kalıyoruz. Pişmanlıklarla, keşkelerle dolu bir hayatım var. Bakın kendinize şöyle bir geriye dönüp baktığınızda bundan iki yıl önce adım atmış olsaydınız, harekete geçmiş olsaydınız şu an ne durumda olurdunuz? Bundan üç yıl önce hadi üniversite akademiyi kuralım, hadi bir şirketimiz olsun, hadi bir ekibimiz olsun, hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım demeseydik arkadaşlar ki ben böyle annelik değeri yüksek bir insanımdır ama 24 saat çocukla baş başa kaldığımda böyle cinnet geçirecek duruma gelen bir insanımdır arkadaşlar. Aynı zamanda iş değerim de çok yüksektir. İkisini beraber olmazsa ben bu iki değerimi tatmin edecek bir hayat yaşamıyorsam o zaman öfke dolu bir anne olurum. Fakat burada iş değerimi tatmin edip çocuğumun yanına gittiğim zaman pamuk gibi bir anne olduğumu fark ediyorum. İşte ne olurdu biliyor musunuz? Eğer 3 yıl önce burayı kurmamış olsaydım, 3 yıl önce koçluğu sosyal medyada yapmaya başlamamış olsaydım ki benim 3500 seans ispatlanabilir koçluk seansım var arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki ben 3500 saat insanlarla görüştüm. Birebir muhatap oldum demek. Eğitimlere başladıktan sonra ben koçluk seansları yapmaya ara verdim. Şimdi bir uluslararası ünvanlanma sürecim var. Ee, onun için birkaç özel seans yapıyorum. Fakat bunun dışında eğitim yoğunluğundan, geri plandaki projelerin yoğunluğundan, ee, maalesef birebir koçluk seansı alamıyorum. Bununla beraber MK belgesi mesela. MK belgesinin Avrupa Birliği hibe desteği vardı. Mesleki yeterlik belgesidir. Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilir. Ve siz artık devlet tarafından tanınırlığı, bilinirliği olan bir koç olursunuz. Eğer ben bundan iki yıl önce MHK belgemi iki, iki buçuk kaç yıl oldu bilmiyorum. Almamış olsaydım arkadaşlar şu an keşke o zamanı alsaydım. Ya o zaman işte çocuk da küçüktü, daha çok vaktim vardı, çalışabilirdim. Ya keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım diye pişmanlıklarla, keşkelerle dolu bir hayatım olurdu. Kendinizi düşünün, nelere keşke diyorsunuz, nelere pişman oluyorsunuz? Ve bundan iki yıl sonrayı düşünün. İki yıl sonra şimdi atamadığınız adımların, atmadığınız adımların pişmanlığını yaşayacak mısınız? Geçenlerde işte eşim Beyhan ile iletişime geçmeye çalışıyor. Bir ajansla çalışıyormuş. İşte ajansla iletişim kurup Beyhan Budak'ı VIP'lerin eğitimine davet etmeyi planlıyoruz. Söylemeyecektim. Sürpriz olacaktı bizim VIP gruba. Şimdi şöyle normalde bakıldığı zaman ooo çok büyük falan gibi algılıyoruz. Fakat çok böyle şey samimi çok böyle şey hoşgörülü bir insan. Şimdi burada arkadaşlar bakıldığı zaman İnsanlık için küçük bir şeymiş gibi görünüyor. Fakat arkadaşlar siz onun ağzından çıkacak bir şeyi canlı canlı duyuyor olmanız, duyma ihtimaliniz. Normalde ben bunu öteleye de bilirdim, erteleye de bilirdim. Ya biraz daha dursun, biraz daha işte VIP'ler otursun. Şu an yüzün üzerinde bizim VIP öğrencimiz var diyebilirdim. Fakat bunu demeden direkt e, hadi yapalım. Çünkü ben iki yıl sonra eğer şimdi adım atmazsam iki yıl sonra bunun pişmanlığını yaşayacağım bir terapist, bir diyetisyen, bir sosyal medya danışmanı bunları böyle davet edip davet edip o VIP'yi böyle renklendirmek, güçlendirmek istiyorum. Çünkü iki yıl sonra göreceksiniz ki şu an benim oturduğum koltukta benim VIP öğrencilerim oturuyor olacak. Ki şu an bugün mesela bir tanesi 10 bin takipçisini kutluyordu Ferhan Hocam. Ferhan Ateş takip edebilirsiniz. Mükemmel bir koçtur arkadaşlar. Ki bunun gibi 900'ün üzerinde benim öğrencim var şu an. Bundan iki yıl sonra onların halleri ne olacak? Şu an hayal bile edemiyorum. Yani tahmin ettiğimden çok daha hızlı ilerleyen arkadaşlar var. Evet. Gelelim zaman yönetim sırlarına. Biraz zaman yönetim sırrı konuşacağız, biraz plan konuşacağız hocalarım. Zigarmik etkisi dediğimiz bir etki var. Şimdi eğer biz algılarımızı değiştirebilirsek hayata bakış açımız tamamen değişiyor arkadaşlar. Öğrenci koçluğuna NLP dersi çekiyorum bu hafta. Öğrenci koşluğu da güzel güzel bir eğitim içeriğini güncelliyorum şu an. Yine orada da 300'ün üzerinde öğrencimiz var. Şimdi öğrenci koşuna NLP'den bahsederken şunu anlattım geçenlerde. Dedim ki eğer dedim yağmura bakıp şunu diyorsanız ya Allah kahretmesin yine yağıyor üstüm başım ıslanacak çamur olacak diyorsanız buna uygun bir duygu geliştirirsiniz ve bu duygu davranışa dönüşür. Eğer diyorsanız ki ya çok güzel rahmet yağıyor ya bir ellerimi açıp dua edeceğim ya da işte şimdi ıslanacağım saçlarım arasından işte yağmur akacak falan da diyebilirsiniz. Buna uygun bir duygu geliştirip buna uygun da bir davranış ve bu davranışın da bir sonucu olur. Yani hayatınızı öyle de yaşamak sizin tercihiniz böyle de yaşamak sizin tercihiniz. Hep anlatıyorum her eğitimde de ısrarla anlatacağım bir tane karga gökyüzüne bakıyor. Civcivlerin arasında büyümüş bir karga. Tavuk büyütmüş. Gökyüzüne bakıyor ve başka bir kargayı görünce baybediyor. diyor ne güzel uçuyor. Halbuki dönüp aynaya bakmıyor. Acaba burada arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Paylaşımı bir durdurayım. Kendimi de öne çıkarmayı kaldırayım. Mesela burada Çiğdem, Serpil, Serap, Sevda, Nilgün, İknur, Tuğçe, Gamze, Tuğba, işte Rukiye, Bunlar arkadaşlar acaba şöyle dönüp bir aynaya bakıyor musunuz? Aynaya baktığınızda belki de kanatlarınız var ve uçabilecek durumdasınız. Potansiyel dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Henüz ortaya çıkmamış. Bakın potansiyel enerji salıncak durgunken bir potansiyel enerjisi vardır. Salıncak hareket etmeye başladığında kinetik enerjiye dönüşür değil mi? O yüzden şu an her birimizin içerisinde yatan potansiyel enerjiler var. Ve belki de uzaktan bakan birisi de diyor ki ya hayatın sırrını keşfetmiş gibisin. Ya da diyor ki ya psikolog gibisin. Senin seninle vakit geçirince kendimi rahatlamış hissediyorum. Bu cümleleri duyuyorsunuzdur arkadaşlar sık sık etrafınızda Ya nasıl bu kadar pozitif bakabiliyorsun? Nasıl böyle görebiliyorsun? Bunları sık sık duyuyorsunuzdur. Fakat dönüp aynaya bakıp da ha benim kanatlarım varmışı İşte bunu koçlukta keşfediyorsunuz. Bunu koçluk eğitiminde keşfediyorsunuz. Benim kanatlarım benim de kanatlarım varmış. Ben de kargaymışım. Böyle burada keşfediyorsunuz. Yine bir ormanda bir gün e, kediye işte ceylan büyütüyor. Sonra özür diliyorum işte bir aslanın içinde, aslanların içinde büyüyor. Sonra kediye aslan anne aslan diyor ki hadi bir ceylan avla diyor. Benim diyor en güçlü çocuğum sensin diyor. Tek şeyde tek hamlede indiriyor ceylanı. Sonra ormanda yürürken başka bir kediyle karşılaşıyor. Başka bir kedi ona diyor ki: "Yahu ben de kediyim, sen de kedisin. Ben küçücük fareyi avlayamıyorken sen gidiyorsun koskoca ceylanı avlıyorsun. Ben de kediyim, biz birbirimize benziyoruz, aynıyız biz." diyor ve o kedi o günden sonra artık ceylan avlayamıyor. Şimdi arkadaşlar, acaba birileri gelip bize dedi mi ki? "Ya ben de kediyim, sen de kedisin. Ben de anneyim, sen de annesin. Ben de çalışıyorum, sen de çalışıyorsun." kadarını yetiştiremiyorum ben yapamıyorum yapamazsın anne olduktan sonra tüm dükkanı kapatırsın evlendikten sonra her şeyi bitirirsin derler arkadaşlar çünkü insanlar öğrenilmiş çaresizliklerini başkalarını da durdurmak için çünkü korkuyor 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 arkadaş korkuyor lise son sınıfta anneme ısrarla diyorum ki anne yurt dışına gideceğim annem diyor ki yok orada diyor şöyle olursun böyle olursun başına şu gelir başına bu gelir Üniversite son sınıfta diyorum ki anne yüksek lisans sınavı var bana gideceğim. Yok ölürsün korkarsın şöyle olursun böyle olursun. Git evlen ne halt yiyorsan ye demişti o gün annem. Ondan sonra evlenmiştim hemen arkadaşlar. Şimdi annem bana gitti mi? Gitmedi. Annem yurt dışına gitti mi? Gitmedi. Fakat bana dediği şey ne? Oraya gidersen başına şu gelir. Annemin başına bir şey geldi mi bugüne kadar? Gelmedi. Fakat annem etraftan bunu duydu. Bak. Giderse başına şu gelir kız çocuğu Evlenmeden bir şey yapamaz. Antepliyim ben bu arada. Söylemiştim başta arkadaşlar. Acaba annelerimiz, babalarımız toplumda bir inanç kalıbı oluşturdu ve bu inanç kalıplarını bize böyle söyledi. Biz mi inandık? Biraz böyle bir şeyleri sorgulamaya başladıktan sonra göreceksiniz ki bu benim düşüncem mi? Anne babamın düşüncesi mi? Toplumun düşüncesi mi? Düşünceleri ayrıştırmaya başlayacaksınız. Hop gelelim algılarımızı değiştirmekten geldik buraya. Zigarnik diyor ki beyin diyor kesilen şeyleri hatırlar. Yarım kalan şeyleri daha net hatırlar. Çünkü beyin şöyle çalışır arkadaşlar. Yaradılışı budur. Yani yaradılışı gereği böyle çalışır. Der ki beyin eğer der bir olay varsa ben bu olayı bitirmem lazım. Orayı kapatmam lazım. Kapatmak için ya vazgeçersiniz ya birine devredersiniz ya da gerçekten o işi yapar bitirirsiniz. Dolabı açtınız sabah ne yemek pişirsem diye düşünmeye başladınız. Açıldı bir sekme. Beyin bunu düşünmeye devam ediyor. Siz düşünmüyormuş gibi düşünüyorsunuz. Fakat beyin bunu düşünmeye devam ediyor. Niye? Çünkü namaza durduğunuzda ne yemek pişireceğiniz aklınıza geliyor ya da kaybettiğiniz bir şey aklınıza geliyor. Anda kalmaya başladığınız an beyin buraları çözüp size tekrar tekrar sunuyor. Bununla beraber bir sekme açıldı orada. İkinci sekme geliyor bakın. İşte acaba şimdi kitap mı okusam yoksa mutfağı mı toplasam? Karar. Karar yorgunluğu. Zaten oraya irade göster. Buraya irade göster. Şuraya irade göster. Bir kova iradeniz var o da sabahtan boşalmış gitmiş oluyor artık. Ortada irade kalmıyor. İrade depoları bomboş kalıyor. Çünkü her şeyi irade göstermek zorunda kalıyorum. Alışkanlıklarım oturmamış henüz. Ne yapıyorum ondan sonra arkadaşlar? Beyin bunları kestiği için sonradan tık 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 bak bunu da yapmadın, bunu da yapmadın, bunu da yapmadın. Sana 10 tane madde sayıyor. Ama şunu demiyor mesela. Bak kahvaltıyı çok güzel hazırladın. Aferin. Kahvaltıyı hazırladıktan sonra çocukları okula gönderdin. Aferin demiyor. Ya da işte çok güzel içerik ürettin, paylaşımını yaptın bugün demiyor. Ya da bugün çok güzel koştuk seansları yaptın, şunu bitirdin, bunu bitirdin demiyor. Çünkü beyin programlanması şöyledir sadece yarım kalan şeyleri size hatırlatır. O yüzden ben bunu bilinçli bir şekilde hatırlamak için not alacağım. Bugün bunu bu yaptın. Aferin ya, aferin. Bak ne güzel kahvaltı hazırladın ya. Şöyle kendi sırtımı bir sıvazlayıp. Of yine harika. Bak çok istikrarlı davrandın. Çocukların karnı doydu, okula gittiler. Beslenme çantalarını hazırladın, okula gittiler. Oturdun beş dakika kitap okudun ya. Kahve yaptın kendine. Ne yettin de yaptın. Bunu kendimize hatırlatmamız lazım. Zigarlık de diyor ki arkadaşlar... Eğer yarım kaldıysa hatırlarız ve beyin vücudumuzda en çok enerjiyi harcayan organdır. O yüzden ne yapar beyin? Hala enerji harcamaya devam eder. Bedensel yorgunluklarınız işte o zihinsel yorgunluklardan kaynaklanıyor. Hareket edecek gücüm yok. Bir uzanıyorum işte beş dakika diyorum bir saat Instagram'da takılmışım. Neden? Açtın sekmeyi birikti, açtın sekmeyi birikti. Çöp kutusu gibi oldu beynin. Neyi düşüneceğine, neye karar vereceğine, ne için adım atacağını bilmiyor ki, bilmiyor, yok. Bunu bilmediği için bedenin tepki vermeye başlıyor. Yat, yorganı çek, yat. Çünkü sabah kalkıyorsun, şunları yapacağım, bunları yapacağım, bunlarla baş edemiyorsun, hop yatağa zıplıyorsun, atlıyorsun. Ya da bir telefon ediyorsun, 3 saat konuşuyorsun. Ya da komşunla dışarıda karşılaşıyorsun, 3 saat ayaküstü sohbet, muhabbet. Bunlar da yapılsın. Fakat arkadaşlar bizim acil ve önemli dediğimiz şeyler var. Bunlar da yapılsın. Bu arada deminki teknik problemi itiraf ediyorum arkadaşlar. Bilgisayarı şarja takmayı unuttuğum için <laughs> bilgisayar geri planda olduğu için görmüyorum. Şu an bir ekran var. Büyük ekran oradan görüyorum sizi. Bilgisayarın ekranı yanıp yanıp söndüğü için ben orayı göremiyorum. Ee, burada da işte beni yavaşlatmasının sebebi oymuş. Kusura bakmayın lütfen. Baştaki o teknik kısım için. Zigarnik etkisi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi önünüzde bir tane kağıt kalem alın, kağıdı şöyle yatay tutup beşe falan bölebilirsiniz, yani namaz vakitlerine bölebilirsiniz. Bu akşam size şundan bahsedeceğim. Şurayı durdurayım önce kurbağayı yeden önce. Time blocking diye bir şey var, zamanı bloklamak. Bazen zamanı bloklamak bizim için şart. Diğer türlü acil ve önemli olduğunu düşündüğümüz şeyler hızla geliyor. Eisenhower diyor ki acil ve önemli şeyleri önce yap. Tamam okey. Fakat bazı zamanları da bloklamamız gerekiyor. Günü beşe böl, çiz. Namazlar. Kılıyorsan blokla. Ben bu vakitte blokluyum. Başka bir şey yapmıyorum. Kılmıyorsan da yine beşe böl. Çünkü namaz vakitleri gerçekten ciddi anlamda Zaman tanzimi açısından yani ben çok fazla yurtdışı kaynaklı da zaman yönetimiyle alakalı makale okudum arkadaşlar. Ee, orada namaz demiyor ama günü beşe bölmekten bahsediyor. Ama yine namaz vakitlerine denk geliyor. Bence en güzel bölme yöntemi ben açıkçası bu diye düşünüyorum. Beşe böl oraları blokladım de bitti randevum var benim bu saatlerde başka hiçbir şey yapmıyorum. Sonra mesela biz eşimle dil çalışıyoruz. Çocuğu okula gönderiyoruz bu sene. Üç yıldır Can'la başta yarım gün eşim yarım gün ben bakmaya çalışıyorduk. Artık bu sene çocuğumuzun dört e, kişilik minicik güzel butik bir okula gönderiyoruz. Ankara'da olanlar eğer kreş tavsiyesi isterse özelde yazabilirim arkadaşlar. Neyse şaka bir yana. Şimdi arkadaşlar sabah çocuğu okula bırakıp geldikten sonra kahvaltıdan hemen sonra on buçukla on bir buçuk arasında bizim dil çalışmamız var. Bu zamanı bloklamadır. Oraya hiçbir şey koyamazsın. Acil bir arama geldi dursun. Ha, acil bir arama gelirse tabii orayı da koyamazsın ama telefonlar kenarda durur. Ya da işte ne bileyim ne vardır işte o gün içerik üretilmesi, eğitim güncellenmesi, mesajlara dönülmesi. Gün içerisinde ben yaklaşık 2000'e yakın mesaj yanıtlarım arkadaşlar. Hem Instagram hem WhatsApp. Ee, şimdi burada bunlar da acil. Fakat o orayı biz blokladık. Ortak yapacağımız. Yine akşam Çocuk uyuduktan sonra ortak yapacağımız 1 saat 15 dakikalık bir aktivite. Bu dizi film izlemek olabilir veya sohbet veya farklı farklı oyunlar olabilir gibi gibi. 1 saat 15 orayı blokladık. Oraya hiçbir şey koyamaz. Bunun dışında arkadaşlar diyelim ki manevi hayatınız işle ilgili zikirler, Kur'an-ı Kerim bunlar. Bunlar için bir bloklayın. Mesela öğle namazından sonrayı bir bloklayın. Time blocking dediğimiz kısım hani. O zamanı blokladım, aldım. Bu zaman benim için bu demek gibi. Zaten gün içerisinde blokladığınız çok fazla zaman vardır zaten. İşte dizin başlayacak orayı bloklamışsın zaten. Çocuk okula şu saatte gidecek orayı blokladın zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani çok acil hayatıma hemen yerleştirmek istiyorum dediğin şeyi blokla. Diyelim ki misafir gelecek. Ya canım işte on bir buçukta bitiyor da dil dersin. Ya da bunu açıklamak zorunda da değilsin. On bir buçuktan sonra müsait. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bu e, zaman bloklama meselesini ben çok önemsiyorum açıkçası. ...loklayabilirsin. Şimdi gün içinde yaptığınız işleri de şöyle bir kenara başka bir kağıda yazın bir yandan. Neler yapıyorsunuz mesela gün içerisinde? En ufak ayrıntıya kadar yazın arkadaşlar. Çünkü bazen beyin bir şeyleri somut olarak görmek ister. Ben hem koçluk alıyorum, hem terapi alıyorum, hem stil danışmanlığı, hem sosyal medya danışmanlığı. Yani bu iş geliştirme konusunda alınabilecek proje geliştirme danışmanlığı alıyorum geri planda. Bir sürü şey alıyorum. Burada geçenlerde koçumla zaman yönetimi çalışıyoruz. Koçuma diyorum ki ya hocam diyorum ben şu mesajları günde yarım saatte hallederim. Bak o kadar da rahatım. Fakat arkadaşlar bir baktım ki benim en az 4 saatim günde mesaj yanıtlamaya gidiyor. Mesaj yanıtlamaya. Geri planda gün içerisinde en az 4 saat. Benim yarım saat gibi gördüğüm bir şey benim 4 saatimi alan bir şey. Ve ben diyorum ki bu zaman nereye gidiyor? Ve bunu çok yeni fark ediyorum. O yüzden yazmanız gerekiyor. Plan yaparken de her şeyi yazın bir görsün orada beyin somut olarak görsün. Belki de şunu diyeceksiniz. Ya işte kahvaltı hazırlamak için bir buçuk saatim gidiyor. Ama kahvaltıyı 20 dakikada da hazırlayabiliyormuşum. Bu farkındalıklar olacak. Evet. 8-5 çalışan birinin zamanı bloklaması zor. Çünkü 8-5 çalışan biri çocuk da varsa akşam çocuktu, yemekti, yatırmaydı, kaldırmaydı derken kendini ayıracağım vakit çok çok kısıtlı oluyor. Akşam bir şeyi bloklayabilirsin. Mesela işte 10-11 arası benim manevi hayatım deyip bir, bir orayı bloklayabilirsin belki. Hemen geri planda bir soru gördüm. Yazın arkadaşlar geri planda aklınıza geldikçe gün içinde yaptığınız işleri yapın. Yazın. Zigarnik etkisiyle ben şunu yapıyorum zigarnikte. Sabah sabah işte namazdan sonraki işte çocuğun okula gideceği vakit arasında bir iki saat kadar bir vakit var. Bu iki saatte çocuk okula gittikten sonra şunu yazıyorum. Bu iki saatte neler yaptım? bak kalktın. Şunu yaptın, cilt bakımını yaptın, işte namazını kıldın. Sonra işte kitap okudun. Sonra işte ne yaptın? Günü planladın. Bunları yaptım. Yaptım şeklinde yazın. Yazın. Çünkü zigarnik ne diyordu? Kesilen şeyleri hatırlar beyin. Ve sürekli bunu hatırladıkça der ki yapamıyorsun, başaramıyorsun. Allah seni kahretmesin. Önce kurbağayı ye. Beyin vücut ağırlığımızın yüzde ikisini oluştururken enerjimizin yüzde yirmi beşini yani dörtte birini beyin harcıyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Önemsiz işlerle tatmin olmaya çalışıyoruz. Mesela buraya geldim sunum hazırlayacağım. Ya şu masanın üstünde bir toparlayayım. Ya masanın üstünü toparlamak şu an için acil ve önemli değil. Değil. Değil arkadaşlar. Benim mesela mezun öğrencilerim var VIP'lerde. VIP ayrı bir gruptur arkadaşlar. Aylık toplantılara başlayacağız onlarla. Mesela diyor ki hocam diyor içerik üreteceğim ama önce şu eğitimi de alayım bu eğitim. Ya diyorum arkadaş sen bir üretmeye başla içeriğini ya başla bak önemsiz görünen önemsiz mi değil yolda zaten süreçte alırsın o eğitimleri zaten tamamlarsın orayı ya işte hocam tiyatro eğitimi alayım mikro mimik eğitimi alayım NLP alayım şunu alayım bunu alayım ya arkadaş alırsın zaten almak zorundasın da hayatın boyunca öğrencisin artık bundan sonra kanban diyor ki arkadaşlar kanban tekniğinde bir diyor tabela al çünkü beyin somut şeyleri sever bu tabelayı dörde böl ve odana as. Yapacaklarım Yapmakta olduklarım son kontrolde olanlar artık bitmek üzere olanlar hop bitenler. İşte burada bitenleri de Zigarni'ye getiriyorum, Diyorum ki evet yaptın ve bunu bir ay boyunca orada asılı kalsın bitenler listenize bir bakın bakalım neler bitti. İşte dil eğitimi aldın A1 seviyesi bitecek dediniz. Veya işte spor kursuna gidiyorsun bu ay işte 12 kere gideceğim dediniz. Ya da ne var işte başka 3 tane kitap aldınız bunlardan bir tanesi bitecek dediniz ya da çocukla işte şu 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 aktiviteler yapılacak dediniz. Her akşam 15 dakika yeni bir aktivite yapılacak. Bazıları mutfak aktivitesi, bazıları işte el işi aktivitesi gibi gibi. Bunları hedeflediniz. Yapacaklarım, yapmakta olduklarım, son kontroller ve bitenler şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanban bu. Peki doğru plan nedir hocam? Doğru plan arkadaşlar şu. Doğru plan sizi yormaz. Gün sonunda böyle bıkkınlık, yorgunluk, yetiştiremedim, yine yapamadım. Allah kahretmesin dedirtmez. Doğru plan Evet, 50 madde yazıp tik atmaya çalışarak da yorulabilirsiniz. Çünkü 50 madde yazdınız, 47 tanesini yaptınız. 3 tanesini yapamadınız. Zignik ne diyor? Beyin o yapamadıklarınıza odaklanır. Başarısız hissedersiniz. Fakat gün içerisinde kendinize planladığınız 3 madde var. Bunlardan bir tanesi bugün şu kitaba başlayacağım. Bugün işte koçluk eğitimin şu videosunu izleyeceğim. Bugün işte öz şefkat günlüğü ya da işte şükür günlüğü yazacağım. Üç tane madde. Akşam bunlara tiki attığınızda beyniniz ne der? Beyin çok böyle geçenlerde spor hocam şey diyor. Beyin çok saf diyor. Çok saf. Gerçekten o e, affedersiniz hani farklı bir tabir kullandı ama ne verirseniz ona inanıyor. Önünüzde üç tane madde var tik atıyorsunuz ve dopamin salgılıyor. Diyor ki of bugünkü planladığın her şeyi yaptın. Harikasın diyor harikasın. Fakat oraya 10 madde yazdınız. 7'sine tik attınız. Beyin şunu diyor. 3'ünü yapamadım. Hele bir de inanç kalıplarınız varsa. Hele bir de benim gibi disfonksiyonel, aşırı kavgacı, sürekli her konuşması tartışma olan bir ailede büyüdüyseniz. Hele bir de büyük bir çocuksanız, en <laughs> büyüyseniz. Hepimiz kadınız arkadaşlar. Hele bir de kadınsanız ve toplum tarafından verilen o inanç kalıpları varsa bunlar yani kendini başarılı hissetmek, kendini iyi hissetmek bizler için çok çok zor arkadaşlar. Çok çok zor. Çok yakın bir arkadaşım var. E eşiyle beraber koşuk seansları yapıyorlar. Pedeleciler aynı zamanda buradaysa işte öpücüklerimi gönderiyorum. Ve arkadaşlar o kadar çok şey yapmalarına rağmen hala şunu kuruyor. Şurayı da yapsak iyi olurdu. Burayı da tamamlasak iyi olurdu. Ya arkadaş sen zaten çok şey yapıyorsun. Çok şey yapıyorsun. Yine mesela yeni bebeği olan bir arkadaşım var. Ya şunu da yapamadım. Ya zaten senin yeni bebeğin var. Tüm düzenin değişti. Daha lohusalı 40 günün içerisindesin daha. O yüzden kendimize de şefkatle yaklaşalım. Şöyle bir omuzumuzu bazen sıvazlayıp sırtımıza iki pıt pıt yapıp ya iyisin iyi ya. İyisin iyi gidiyorsun ya. İyi gidiyorsun. Sen de iyi gidiyorsun işte. Di verelim arkadaşlar. Diyelim arkadaşlar. Evet. Evet. Herkesin 24 saati var. Bununla ilgili Einstein'a örnek veriyorlar arkadaşlar. Ben buna katılmıyorum. Einstein'ın da 24 saati vardı diyorlar. Eğer biz Einstein'a sahip olduğumuz şeylere sahip olsaydık bir kere ekran yok, çeldiriciler yok, çoluk çocuk yok. Adam bir odaya kapanıp çıkmıyormuş. Bunun dışında erkek ekstra sorumlulukları yok. Yemeğe kapının önüne bırakılıyormuş falan. Şimdi bu, bunu biz kıyaslayamayız arkadaşlar. Biz kadın olarak Tabii ki mesela geçenlerde yine bir arkadaşım diyor. Ya diyor çok depresif hissediyorum kendimi diyor. Terapistimle de konuştum diyor. Ben depresyondayım biliyorum diyor. Ama diyor çocuğa beslenme çantası hazırlamazsan olmuyor işte. Akşama yemek yapmazsan olmuyor işte. iki çocuk var bu çocuklarla oyun oynamazsan olmuyor işte. Yani bizim depresyona girme lüksümüz yok arkadaşlar. Geçenlerde bir bir koç işte e, yurt dışından bir paylaşım yapıyor. Kadın e, çocuğu yok. Ve diyor ki haftada bir günde olsa kendinize yemek yapın. Şefkatli davran. Ya arkadaş biz günde üç öğün yemek yapan insanlarız. Çoluk çocuk duyurmaya çalışan insanlarız. Temizlik sürekli temizlik yapan insanlarız. O yüzden biraz daha böyle olayı realist boyutta değerlendirmekte ben fayda görüyorum açıkçası. Yaparsın 24 saatte şunu da yaparsın. Hayır yapamazsın. 25 madde yazarsın. 5 tanesini önceliklendirirsin. 25'e 5 kuralından bahsedeceğim. Onları yaparsın. Onlar için uğraşırsın. Zaman yönetimde 25'e 5 kuralı demin bahsetmiştim. 25 tane madde yaz, 5 tanesini seç ve bu hafta sadece onlara odaklan. Bu 25 maddenin içerisinde diş ipi kullanacağım, cilt bakımı, şu rutinimi ekleyeceğim, yüz yogası yapacağım. Mesela yüz yogası benim bir senedir yapmak istediğim bir şey. 2 yıl önce başlamıştık biz yapmaya. Fakat yüz yogası hocam eğer buradaysan sana e <laughs> tepkilerimi gönderiyorum. Yüz yogası hocamız e bırakınca, biz de bırakmak durumunda kaldık. Kendi kendime de yapmak da çok böyle şey gelmedi. Ee, bilemiyorum artık. Onda vakti zamanı vardır herhalde. Şimdi tekrar başlayacağım mesela. Şu an bu haftaki önceliğim bu diyorum. Ya bir dur. Bir burası, burası buna ihtiyacın var şu an. Çok da iyi geliyor hani o guaşa taşlarıyla falan bir şeyler yapmak, yağlar sürmek falan iyi hissettiriyor. O yüzden 25 madde yazıyorsan 5 tanesini önceliklendir. Ve Pomodoro tekniğini kullan. Pomodoro nedir? 25 dakika çalış, 5 dakika mola ver. Öğrenci koçluğunda bunu biraz daha detaylandırıyoruz. Fakat biz yetişkinler olarak nasıl yapabiliriz? İşte mutfak için sadece 25 dakikan var deyip geri sayım başlatıp hızlıca 25 dakikada topla çık. Sonra 5 dakika bir mola vereceğim de dinlen. Sonra de ki 25 dakika kitap okuyacağım. Yani bir tane gelecek yatırım olan bunu koçluk eğitimde detaylı konuşuyoruz. VIP'lerle de çok daha farklı boyutunu konuşacağız. Ee, bir tane geleceğe yatırım olacak bir şey yap. Yani yatırım yap. Bir tane şimdiki zamanı kurtaracak bir şey yap gibi. Pareto prensibi var arkadaşlar. Pareto der ki yaptığınız işlerin yüzde sekseni hayatınızda sadece yüzde yirmi anlamlı sonuçlar doğurur. Buraya katılan 730 kişinin sadece yüzde yirmisi benim nişimdir ve sadece yüzde yirmisi benim eğitime katılır. Çünkü buraya katılan 730 kişinin yüzde sekseni kendi bir bakayım ne oluyor orada diye gelmiştir. Şimdi bana mesajlar geliyor hocam katılacağım şöyle böyle falan. Sonra diyor ya hocam katılamayacağım işte maddi nedenler eşim falan ya da işte şu an vakit ayıramayacağım gibi diyorum ki tamam yüzde seksenlik kısımdan bir kişi bir kişi daha gitti. Benim ilgilendiğim kitle ya da benim eğitimimle ilgilenecek kitle buranın sadece yüzde yirmisidir. Pareto prensi prensibi bunu söyler arkadaşlar. Bakın şey dedim. <laughs> gün içerisinde de gününüzün yüzde sekseninin yüzde sekseni gün içerisinde yapacağınız yüzde yirmi işi hazırlığıdır. Yüzde yirmisi anlamlıdır gün içerisinde yaptığınız işlerin. Diğerleri yüzde seksen kısım buranın hazırlığı, angaryasıdır. Yüzde yirmiye yüzde seksen. O yüzden üzülmeye, bozulmaya gerek yok. O yüzde yirmilik kısma çalışmakta fayda var. Nasıl plan yapalım? Benim tavsiyem arkadaşlar beşe böldünüz ya. O beşlerin içerisine küçük küçük böyle birer tane bir şey yerleştirin. Dört veya beş tane madde yapın. Baktınız ki iki hafta boyunca bunlara tik attınız. Sonra deyin ki ben yeni bir şey daha ekleyeyim buraya. Çünkü bu benim artık otomatik tepkim haline geldi. Ben bunu zaten düşünmeden yapabiliyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Plan yaparken buna dikkat etmekte fayda var. Bir de yorgunluğa düşmeye de gerek yok. 50 madde yazıp da mesela Erteleme tuzakları grubunda görüyordum. İşte camlar silinecek, kapılar silinecek. Ya bir aylık yapılacak işi bir güne yazmışsın. Yahu arkadaş orada bir tane maddeyi yapamazsan zaten sen zihinsel olarak yorgunluktan ölürsün. Kendini sürekli erteleyen olarak tanımlarsın. Evet Parkinson yasası. Parkinson der ki arkadaşlar bir iş bitirilmesi gereken süre nispetinde uzar. İki yıllık bir dilek eğitimi aldık. Son üç ayı kaldı. Aralıkta bitecek diye can hıraş dil eğitimini bitirmeye çalışıyoruz. Pareto prensibi budur arkadaşlar. Eğer kendinize bir vakit, iki yıllık bir süre tanıdıysanız son üç ayında çalışırsınız. Eğer kendinize bir aylık bir şey tanımladıysanız son bir haftasını, işte diyelim ki bir aylık bir diyet listesi ya da beslenme listesi var, son bir haftasında çalış e, zayıflamaya çalışırsınız gibi. O yüzden diyor ki Parkinson, elinde bir iş varsa bunu yarıya böl, kendine hedef bir süre belirle ve... Bu süreyi yarıya indir. Sanki yarısı varmış gibi davran. Bir haftan varsa de ki bunu bitirmek için üç günüm var. Parkinson bize bunu tavsiye ediyor. Power nap dediğimiz güç uykusu var. Günde 20 dakika, öğlen 12 ile 1 arasında 20 dakika. Kaylule dediğimiz uyku arkadaşlar güne sıfırdan başlamış gibi yapıyor insanı. Güzel bir enerji veriyor. Fakat bu 30-40 dakikayı geçince dayak yemiş gibi uyanıyorsunuz. O yüzden 20 dakikayı da çok geçirmemeye çalışın. Power nap. Delegasyon dediğimiz şey. Delegasyon başkasına öğret ve kurtulabildiğin kadar işten kurtul. Bu hafta proje geliştirme danışmanlığı alıyoruz yurtdışından birinden arkadaşlar. Çok da şey tecrübeli de birisi. Fikirleri de bizim için çok da önemli. Üniversite akademi için çok önemsediğimiz de birisi arkadaşlar. Ulaşılması da biraz zor birisi. Ee, şimdi bu hafta bize söylediği ilk şey şuydu devredebileceğiniz neler var? Hani sizin uğraşmayacağınız, devredebileceğiniz. O yüzden ben tamam diyorum. Yani, temizlik için abla iki gün gelsin artık. Çocuk, çocuk, okula başladı. Temizliği ben yaparım, ben yaparım falan modundaydım. Sonra dedim ki işte yemek için de bir yerden, bir haftanın bir kısmını bir yerden ayarlayalım. Geri kalan kısmı da ben pazar günü toplu halde yaparım. Hafta içi yemek. Şimdi bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Devredebileceğim neler var? Instagram mesajçılarını asistanıma devrediyorum. Web sitemizle alakalı şu an güncellenen kısımlar var mesela bir işte Minimalist Akademi Gmail hesabı aldık. Gmail hesabına teknik destek kısmı orası ilgilenecek. Ben ilgilenmeyeceğim artık. Bunun dışında satışlarla ilgili yine ben ilgilenmiyorum artık. Sadece şunu diyorum arkadaşlar IBAN'la mı yoksa e, kredi kart taksit şeklinde mi ödemek istiyorsunuz? Sadece bana ödeme için geliyorsunuz. Bu kısımla da ilgilenmiyorum, ilgilenemiyorum. Vakit kalmıyor çünkü. Devredebileceğim neler var? Evdeki sorumluluklarda devredebileceğim neler var? Şimdi ben bunları anlatıyorum. Bazen şey diyor arkadaşlar ya hocam hayat size güzel hayat sizin için kolay ya, tabii ki bunları yaparsınız. Şimdi arkadaşlar biz bu işe ilk başladığımızdan benim oğlum 4 aylıktı. İlk başladığımızdan kastım sade yaşam grupları açarak başlamıştım ben sosyal medyada. Ve eşim askerdeydi 6 aylık askere gitti geldi. O dönemde işte şeyi kaçırmışız tam işte eşimin döndüğü gün bedelli askerlik affı gelmişti falan filan. Neyse yüksek lisans vardı olmadı gibi derken gitti işte arkadaşlar. Eşim yok. Dört aylık bir bebek var. Bizim aileler de iki tarafta sağ olsunlar, var olsunlar. Hep şeyim böyle. Destek olmuyorlar ama köstek de olmuyorlar elhamdülillah modunda. İki tarafta gelmedi. Yoklar yani ortada yoklar. Çok çok böyle çok şöyle burnumun direğinin sızladığı bir zaman var arkadaşlar. Çok böyle üzüldüğüm, ağladığım bebek kucağımda böyle. Bir yandan işte uyutmaya çalışıyorum. Bir yandan ağlıyorum. Çünkü arkadaşlar başladığımızda elimizde bir sermaye yok. Sıfır para. Kirada oturuyoruz. Gelen bir gelirimiz var. Affiliate e işte influencerlık şeyi vardı. Eşimin bir Instagram hesabı vardı. Oradan aylık 2000 lira para geliyor. 1500 bizim kiramız. Asgari ücret de zaten 2000 civarı bir şeydi o dönemde. İşte geriye kalanla o da sabit de değil. Paylaşım yaparsan, içerik üretirsen, işte tıklanırsa, satın alınırsa falan filan. Hani 2000 ortalama 2000 bir şey oluyor bu aşamada artık yapabileceğimiz hani böyle bazen hani tohum toprağa girer sıkışır 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 da çatladım öldüm der ve bir şey olur ya böyle artık bir yeşerme dönemi bir yeni bir hayatın başlangıcı olur ya öyle bir dönemdi arkadaşlar çok böyle lohusa olarak da aşırı depresif hissettiğim bir dönemde destek alabilecek imkanlar yok Etrafımdaki insanlar zaten etrafımda doğru düzgün insan yok. Yani doğru düzgünden kastım evet arkadaşlarım var ama her biri kendi problemleri benden daha büyük imtihanları var gibi gibi. O dönem gerçekten böyle en hani e, içten dua ettiğim dönemler diyebilirim. Ya da işte en içten böyle e, şurası sızlıyordu ya şurası sızlıyordu. O yüzden ben arkadaşlar şu yorumlara çok üzülüyorum. Ya işte e, hocam sizin için hayat güzel zaten. Ya benim için hayat güzel değildi işte arkadaşlar. Değildi. Saatli 25 liraya özel derse gidiyordum ben. O zamanlar. Hamilelikten önceki dönemde. Yani değildi arkadaşlar. Gerçekten değildi. Evet şimdi belki uzaktan bakınca o milyonlar kazanan bir akademi işte şöyle böyle falan gibi görünüyor ama. Bu aşamaya gelene kadar ne alın teri ne gözyaşı neler neler var ya neler neler. Geçen doktora gittim boynum düzleşmiş diyor mesela. Bu boyun düzleşmesi neyden oluyor işte arkadaşlar? Ben gece saat 3'te, 5'te harıl harıl çocuğu her uyuttuğumda çalışıyorum. Aldığım eğitimleri yazıyorum, eğitim hazırlıyorum, içerik üretmeye çalışıyorum. Canla başla içerik üretmeye çalışıyorum. Bunlar eğer istiyorsanız hani en başa dönecek olursak bedel ödemeye hazır mısınız? Böyle bir hayat istiyorsanız bedel ödemeye hazır mısınız? Görüyorum arkadaşlardan Hatta aynı dönemde başladığımız birisi varmış. Geçenlerde bir mesaj attı. Dedi ki biz Instagram'a aynı anda başladık. Ama benim şu an 10 bin takipçim bile yok ve sıfır kazancım var. Ama siz almış başınızı gitmişsiniz. Biraz da böyle şey sinirlenilmiş bir mesajdı. Sanki şey gibi hani suçlu benmişim gibi. İnsanlar böyledir arkadaşlar. Kendi yapamadıkları şeyi bir başkasının yaptığını görünce öfkeleniyorlar. Öfkelenirler. Bunlarla karşılaşacaksınız. Evet. Eğer gerçekten de olup bu işin asıl mutfağını, eğitmenlik kısmı, koşup seansı kısmı, işte webinarlar, atölyeler düzenleme kısmını öğrenmek, yapmak istiyorsanız. Hedefleriniz için bedel ödemeye hazır mısınız gerçekten? Evet iki yıl sonraki Nilgün şöyle bir Nilgün olsun dedin. Bunun için bedel ödemeye hazır mısın? Evet iki yıl sonraki mukaddes şöyle bir mukaddes olsun dedin. Bunun için bedel ödemeye hazır mısın? Evet Plan odaklı zaman yönetim tüyoları. Şimdi arkadaşlar <laughs> öncelikle bir hedef belirliyoruz. Bu belirleyeceğimiz hedef smart olmalı. Şimdi koştuk eğitimde NLP hedef belirleme, smart hedef belirleme, işte danışanlarıma nasıl öğreteceğim falan bunların hepsini anlatıyoruz. Burada sadece smart olmalıdan kastım şu, net olmalı. Zamanın net olmalı, normalde, normal şartlarda insanların uygulayabileceği bir hedef mi, bu sürede uygulanabilecek bir hedef mi, veya bu benim asıl amacıma hizmet ediyor mu? Asıl amacımla uyumlu mu? Hayat amacımla uyumlu mu? Peki hayat amacım ne hocam? İşte yine onu da koştukta keşfediyorsunuz. Hedefini belirledin. Bu hedef dil öğreneceğim gibi bir hedef değil. Bu smart değil bak. Ne yapacağım? İngilizce öğreneceğim. Hangi seviyede? A1 seviyesinde. Ne kadar sürede? 3 ay içerisinde. Peki normal şartlarda normal insanlar 3 ayda A1 seviyesinde İngilizce öğrenir mi? Öğrenir. Öğrendiğini nasıl anlayacaksın? A1 seviyesinde İngilizceyi hallettiğini nasıl anlayacaksın? diye sorulur. Evet sonra eyleme geçiyoruz fakat eyleme geçtiğimizde de önce tamamiyet sonra mükemmeliyet diyoruz. Bakın web sitemizi daha yeni satın aldık birine yaptırdık arkadaşlar. Üç yıl geçti bizim daha yeni bir web sitemiz var. Şimdi bakıldığı zaman ben en başta web sitem yok dursun o zaman orası. Hiç başlamayalım. Hayır ya bir web sitesi yaptırmadan başlamayalım mı diyecektim. Hayır arkadaşlar önce tamamiyet bir yerler devam etsin, bir yerlerden devam etsin zaten süreç içerisinde mükemmel olmaya doğru ilerler eyleme geçtim fakat eyleme geçtim de orada bir duygusal keskinlik dediğimiz bir kısım var olmadıysa ne yapacağım bir navigasyon düşünün, açtınız navigasyondan, e, diyelim ki Antep'e gidiyorsunuz, Ankara'dan Antep'e yolu şaşırdınız diyelim ki 150 metre sonra sağa dön dedi, dönmediniz Sonra navigasyon size ne yapıyor? Tamam diyor ya şuradan başka bir yol var. Biraz uzadı ama başka bir yol var diyor. Oradan gittiniz sola dön dedi, sağa döndünüz. Şaşırdınız. Navigasyon hemen hop yeni bir yol çiziyor. Şunu diyor mu navigasyon? Affedersiniz ya sen salak mısın? 1500 tane sordun artık yeter yeni yol çizmeyeceğim. Diyor mu? Demiyor. İşte kendinize de böyle yapmayın arkadaşlar. Duygusal keskinlik dediğimiz kısımda sürekli revize edin. Ve deyin ki evet Tamam, bu yol yanlış bir yoldu ya da yanlış bir sapağa kaçırdım ya da işte yanlış bir yola girdim. İstediğim gibi olmadı. Biraz süresi uzar ama ben bir de şu yolu deneyeyim. Bir bebek yürümeye başlayana kadar ortalama 160 defa düşüyormuş. Ki benim oğlum çok daha fazla düşmüştür. 14 aylıkken yürümeye başladı. Şimdi şunu dedi mi? Ya ben yürümeyeceğim artık bundan sonra ya. Yeter artık dedi mi? Walt Disney'i biliyorsunuzdur arkadaşlar. Walt Disney bakın Walt Disney 302 tane yatırımcıya gitti. Ve dedi ki benim böyle bir projem var. 302 tane kapıdan kovuldu. Kovuldu arkadaşlar Walt Disney gibi bir adam. Steve Jobs Apple'dan kovuldu. Apple'dan kovuldu. Sonra geri döndüğünde bambaşka şeyler ekledi Apple'a. Şimdi bakıldığı zaman bu adam buradan kovuldu. Hayatı bitti gibi değil mi? Ama Steve Jobs dediğiniz zaman o diyorsunuz değil mi? O yüzden burada duygusal keskinlik çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Burası olmadı mı? Hop hemen bir yeni bir yol çizeriz. Ve size yemin ediyorum yani koçlukta hayatıma tek bir şey katacak olsam bu ne olurdu sorusunu soracak olursanız şunu derim. Koç gibi bakmayı öğreniyorsunuz. Yani artık bakış açınız şu oluyor. Burası olmadı mı? Tamam hop yeni bir yol çizeriz. Burası olmadı mı? Hop yeni bir yol çizeriz. Tamam şöyle bakalım. Hadi yeniden çerçeveleyip bir bakalım. Öldük bittik mi? Bakın. Bu olayı e, şahsen kendim bizzat yaşadım arkadaşlar. Daha önce yoğunluğumuz bu kadar değilken 15 dakikalık ön görüşme yapıyorduk eğitimler için. O sıralarda hemen hemen aynı dönemde iki kişi ayrı ayrı e, kişiler ön görüşmeye katıldılar. Bir tanesi diyor ki hocam işimden atıldım intihar etmek üzereyim hayat benim için bitti. Bir başkasıyla görüşüyorum o da diyor ki ya hocam işimden mesleğimden edildim. İyi ki de edilmişim yüklerimden kurtuldum. Kendime yepyeni bir girişim alanı buldum. Şimdi iki tane mesleğinden atılan insan. Biri başka bir şey bakıyor, başka bir şekilde bakıyor, öbürü başka bir şekilde bakıyor. Ne oluyor o zaman? Ne değişti? Bakış açısı değişti. Değil mi? Nasıl değişiyor? İşte hayatın sırrını çözmüş oluyor bu insanlar. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Baktım ki planımda bir problem var. Olmuyor, tutmuyor. O zaman orayı yeniden, yeniden, yeniden güncelliyorum. Bir bakıyorum tekrar ne yapacağım? Einstein'ın sevdiğim bir sözü var. Ya her şey mucizeymiş gibi yaşarsın ya da değilmiş gibi yaşarsın. Bu tamamen senin tercihin. Bu arada benim fotoğrafımı çekiyorsanız arkadaşlar dik durdum ve <laughs> gülümsediğim fotoğraflarımı çekin. Yüzüm gözüm yamuk çıkınca Instagram'da paylaşıyorsunuz ben onları paylaşmaya utanıyorum. Yamuk yumuk çıkarmayın beni. Güzel çekin lütfen. Şimdi bu sözle çekebilirsiniz. Güzel de olur. Şöyle bir poz vereyim. Evet ya her şey mucizeymiş gibi yaşarsınız. Bakın çocuklar bu konuda çok iyilerdi. Çocuklara örnek alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ne yapıyor işte arı gördüğü zaman o anne arı arının kanatları şunu var bunu var anne şöyle bu kadar yoğun yaşıyor değil mi mucize çünkü onun için e bunu niye kaybedelim ki o zaman neden her şey mucizeymiş gibi yaşamayalım ki evet evet hadi bakalım çaresiz insan yoktur Henüz çözüm yolu bulamamış insan vardır çünkü e, inancım gereği konuşuyorum inancım çerçevesinde konuşuyorum hiç kimseye kaldıramayacağından fazlası verilmiyor arkadaşlar bunun garantisi var mı var o yüzden çaresiz insan yoktur henüz kendisine bir çözüm yolu bulamamış bir insan vardır. Etkinizi asla küçümsemeyin arkadaşlar. Burada yine özür diliyorum. Yine bugün eşim hazırladı burayı. Mezun öğrencilerimden eklemediklerim varsa çok çok özür diliyorum. Şu benim, bunlar benim yetiştirdiğim ve şu an sahada etrafındaki insanlara ışık saçan, etrafındaki insanlara canla başla bir şeyler öğretmeye çalışan, bir şeyler yapmaya çalışan insanlar arkadaşlar. Ve bunlar benim için çok çok kıymetli. Her biri ayrı ayrı kıymetli. Her biri ayrı ayrı böyle. Bağırıma sıkı sıkı basacağım insanlar. Çok çok kıymetliler. Bunlar benim mezun öğrencilerim arkadaşlar. O yüzden etkinizi asla küçümsemeyin. Belki de, belki de hani Yunus Emre'nin sevdiğim bir şiiri var. Şiiri tam şimdi böyle keşke e, oralarda da hani edebi yönüm de güçlü olsa da hemen oraları da böyle çatır çatır söyleyebilsem. Bazen diyor bir damlayı okyanusa çevirir. O yüzden etkinizi küçümsemeyin arkadaşlar. Fakat bazen de bir okyanusu bir damlaya da çevirebilir. Dikkat, dikkat. Evet zaman yönetimi ve plan yapmayla alakalı buraya kadar. Şimdi bundan sonraki kısımda arkadaşlar gününüzü beşe böldünüz. Planlarınızı güzelce bir yapın. Elinizde somut bir şeyle ayrılın ayrılındı istiyorum. Mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıyoruz. Başlamanın büyüsü diye bir şey var. Canın istemese de iki dakikada olsa yapacağım de ve o işe giriş. Ve bu akşam belki söz vermek istersiniz. Bundan sonraki hayatımda daha planlı, daha zamanlı yönetebilen, daha disiplinli biri olacağım diye söz verirseniz de ben de mutlu olurum arkadaşlar. Ve bol bol hayal kurun arkadaşlar. Çocukların en büyük avantajı budur. Sürekli hayal kurarlar. Evet. Hemen bakıyorum sözlerinize. Çaresiz insan yoktur hocam. Necla hocam. Henüz çözüm yolunu keşfedememiş insan vardır. Teşekkür ediyorum Miray Hanım. Çok güzel. Çok güzel mesajlar, çok güzel. Çok duygulanıyorum bunları da görünce. Harika. Çok güzel. Şimdi hocalarım, sevgili arkadaşlarım, evet. işin birazcık da eğitim boyutunu konuşalım. Madem buradasınız hala. Şimdi şöyle, eğer derseniz ki ya hocam ben bir kendimi keşfedeyim. Ben bir kendime bakayım. Ne oluyor orada? Güçlü yönlerim, meta programlarım, paradigmalarım, inanç kalıbı dediniz. Bunların ne? Bir bakayım, bir kendime koçluk yapmayı bir öğreneyim, şu iç sesimi bir susturayım artık, sınırlarımı bir çizmeyi öğreneyim, İşte iç huzuru yakalamaya çalışayım, şu tekamül yolculuğuma bir başlayayım diyorsanız profesyonel koçluğa katılabilirsiniz. Eğitime katılan 10 kişiden 8'i kendim için alıyorum der, eğitimin sonunda 10 kişiden 5'i iş olarak yapacağım der. Yani orada işte 8 kişiden 3 kişisi de ben bunu ben bu mesleği sevdim der. Aynı zamanda yöntem teknikleri, seans akışını, güçlü soruları ve testleri profesyonel koçlukta öğreneceksiniz. Şimdi arkadaşlar bir ocağı az kaldı, 2025'i az kaldı. Ekim ayı desek 90 gün, Ekim, Kasım, Aralık. Bu 90 günde eğer yepyeni bir sen, de yeni yıla böyle hani hep biz yeni yıl hedefleri belirleriz ya. Hayır işte daha yeni yıl başlamadan sporunu oturtmuş, eğitimlerini oturtmuş, işte artık koç gibi bakabilen, artık yepyeni bir mesleğe adım atmış. İşte sosyal medyada da bu işi yapmak istiyorsanız yapabilen, öğrenci koçluğu, kariyer koçluğu, ilişki koçluğu, bu koçluklarla ilgilenmiş. Düşünsenize, 3 ayda bunlarla ilgileniyorsunuz, 2025'e bomba gibi. Başlamak istemez misiniz? Yani ben şu an mesela hedeflerimi belirliyorum, 3 aylık. Ve ayrıca gelecek yıl için hedeflerimi belirliyorum. Çok heyecanlandırıyor bu beni. Çok heyecanlandırıyor. Profesyonel koçluk veya öğrenci koçluğu eğitimi. Öğrenci koçluğu da anneyseniz zaten mecbur alacaksınız arkadaşlar. Bugün almazsanız yarın bir gün çocuğunuzun dirili ve yetişemediğiniz zaman o eğitim alınacak. Yani orayı görmek zorundasınız. Bu çocuğa nasıl yaklaşacağım? İşte retim analizi, enegram, açan analizi, sağ sol beyin testi, temsil sistemi. Ya bu çocuğu bir tanımam lazım benim. Ders çalış, ders çalış diye gitmiyor bu mesele artık istiyorsanız orayı zaten mecbur almak zorunda kalacaksınız. Şimdi almazsanız ergenlik döneminde mecbur kalacaksınız. Bir şeyler almak zorundasınız orada. Veya işte genelde MEP'teki hocalarımız alır öğrencilerime faydalı olayım diye. Yine öğrenci koşulu yapmak isteyen, öğrenci görmeyi seven arkadaşlar da alabilir. Bununla beraber buranın muhteşem dörtlü dediğimiz erteleme sendromundan kurtul, irade yönetimi, adım adım özgüven geliştir ve stres yönetimi ...bonustur burada arkadaşlar... ...burası çok önemli... ...bunlar benim böyle artık şey eğitimlerim... Hmm, ...ne denir ona... Ee, <laughs> ...nasıl nasıl bir tabir kullanacağımı bilmiyorum... ...baba eğitimler... ...Enegram temelli mizaç eğitimi de... ...yine buranın bonusudur arkadaşlar... ...eğer isterseniz KDV dahil... ...10.200 liraya alabilirsiniz... İsterseniz kredi kartınızla 3-6-9 taksit şeklinde... ...isterseniz de... IBAN EFT şeklinde ödeyebilirsiniz... ...şu an 3 paketimiz var... Gümüş paket, altın paket, pırlanta paket şeklinde alabiliyorsunuz. Altın pakette de profesyonel koçluk, öğrenci koçluğu, muhteşem dörtlü, enegram mizaç, kariyer koçluğu da bonusu. Ki kariyer koçluğu başlı başına ee, dev bir eğitimdir. Oradaki testler çok müthiş oldu. Yöntemler de çok güzel. KDV dahil 20 bin liraya alırsınız. E hocam burayı alacağımı o zaman bütün eğitimlerin olduğu profesyonel koçluk, öğrenci koçluğu, muhteşem dörtlü, eğitmenlik eğitimi, sosyal medya eğitimi, kanva, zoom satış pazarlama, kariyer koçluğu. Yine buraya ilişki koçluğunu eklemeyi unutmuş canım, sevgili eşim. Seni çok seviyorum. Bir de ilişki koçluğu eğitimi var burada arkadaşlar. KDV dahil 30.400 liraya alabiliyorsunuz. Burayı sadece pırlanta paketi özel 6 taksite kadar vade farksız ödeyebiliyorsunuz. Diğerlerini Shopee'den bağlantı paylaşıyorum. Onu siz tercih ediyorsunuz. Fakat pırlantada böyle bir avantajınız olur arkadaşlar. Şimdi şöyle bu akşam katılıp da ben kayıt olacağım diyen arkadaşlar arkadaşlar ben e, her hafta bir bonus sunuyorum. Bu haftanın bonusu da diyelim ki profesyonel koçluk eğitimimize katılız. Genelde kariyer koçluğunu istiyorlar. Diyelim ki bu hafta profesyonel koçluğa kayıt oldunuz. Ya kariyer koçluğu ya da ilişki koçluğu ikisinden bir tanesini tercih edebilirsiniz. Sadece bu haftaya özel cuma gününe kadar geçerli olacak şekilde kayıt olursanız cuma gününe kadar bunlardan birini... E, Talep edebilirsiniz ya da tercih edebilirsiniz. Şimdi çok pahalı değil mi sorusu gelmiş. Neye göre pahalı sorusunu sorarım ben. Neye göre pahalı? Şimdi benim profesyonel koçluk eğitimden mezun olup hemen bir haftada 5 danışan bulan öğrencim var. Bu danışanların her birine 500-750 lirası yeni başlayanlar işte 1000-1500 arasında seansını biraz daha ilerlemiş koçlar yapıyor diye varsayacak olursak. 5 kişi 500 liradan. Bir haftada 2500 lira. Sırf koşuk seansı yaparak. Geçenlerde yine mezun öğrenci bir sade yaşam atölyesi açtı. 100 kişinin üzerinde katılı 21 günlük program. 300 liradan açtı. 30 bin lira. Belki daha da fazla. Ben 100 diye hatırlıyorum. Neye göre pahalı? Terazinin bir kefesine 10 bini koyduğunda diğer kefesine ne koyacağını sen karar veriyorsun. Diğer kefesine kendimi keşfetmem. Diğer kefesine huzurlu bir hayat. Diğer kefesine aile içi iletişimim, ilişkilerim, insanlara bakış açım, farkındalıklarım mı var? Yeni bir meslek mi var? Şu VIP paketi 30 bine alıyor. Sonra ne yapıyor biliyor musun? Gidiyor kendisine bir atölye düzenliyor. 30 bini ilk atölyesinden kazanıyor zaten. Zaten ben diyorum ki arkadaşlar kendin için alıyorsan profesyonel koçluk senin için yeterli olur. Fakat biraz daha böyle ileri boyutta düşünüyorsan, girişimci bir ruhun varsa, ya ben bu işe girerim, hallederim deyip çatır çatır gitmek istiyorsan şuraya gelirsin. Fakat zaten pahalı diyen insanlar da benim bu eğitimlerimi tercih etmezler arkadaşlar. Çünkü e, şunu da biliyorum daha önce pahalı deyip başka başka yerlerden alıp alıp sonra tekrar işte gelmek zorunda kalan arkadaşlar da var. Alacağınız şey bunun çok daha fazlası, çok daha ötesi. Evet, e-Devlet'te de sorgulanabilir belgeniz oluyor evet hocam profesyonel koçluk ve öğrenci koçluğu için. Kaydı izleyip izlemeyeceğinize henüz karar vermedik Ceren Hanım. Bunu akademi olarak sonrasında bir istişare edip sonra karar vereceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi bu akşam ismini yazdıran arkadaşlara şöyle yapacağım. Ya kariyer koçluğunu hediye edeceğim ya da ilişki koçluğunu hediye edeceğim. Evet. Bakalım kimler? Gelirim artmadan ödeyemem. Okey. Yani ne zaman isterseniz. Yani kendinizi hazır hissettiğinizde. Bu paketi şimdi alıp 2025 Temmuz'dan sonra kullanabilir miyim? Şimdi emin hocam şöyle. Katıldığınızda hemen bir sözleşmeyi onaylıyorsunuz ve sisteme dahil olmak zorundasınız. bunun dışında 2025 Temmuz'da biz artık koçluk eğitimi vermiyor olabiliriz. Şu an geri planda kurumların danışmanlıkları artıyor. Farklı bir startup projesi üzerine çalışıyoruz. böyle olunca yani 2025'te biz koçluk eğitimi vermiyor olabiliriz. Ve katıldığınız takdirde şu an 15. döneme dahil olacaksınız ya bundan sonrakileri canlı izleyebilirsiniz. Bir de VIP'lerin aylık toplantıları var. İşte terapistleri, sosyal medya danışmanlarını ya da işte aylık mesela ben katılıp sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Mesela gümüş paketi alıp üzerine zoom eğitimi hayır. Yok öyle bir şey yok. Yani pırlanta paketi kendi içerisinde, altın paketi kendi içerisinde, gümüş paketi kendi içerisinde sadece alabiliyorsunuz. Hatta ilişki koşulunu, kariyer koşulunu ayrı tek başına bile satın alamıyorsunuz. Hadi ya, ben bahaneleri değil. Ben bu hafta katılmak istiyorum diyenleri görmek istiyorum sadece şu an. Profesyonel koçluğu biraz açar mısınız? Profesyonel koçlukta temel ve profesyonel koçluk eğitimi var. Kendini keşfetme, kendine koçluk yapma, yöntem teknikleri, seans akışını, güçlü soruları, testleri öğrenmiş olarak ayrılmış oluyorsun. Zaman yönetimi, duygu yönetimi, ertelemeden kurtulma, anda kalma, hedef belirleme, özgüven geliştirme, Hedef doğrultusunda vizyon netleştirme, hayat amacını keşfetme gibi gibi konular. Orada 20 tane test var. Bu testleri kendi üzerine uyguluyorsun. Bir görev ve ödev kitapçığın var. Geri planda bunları çözüyorsun. Yani orası dolu dolu. Yani eğer çalışmak istersen bir yıl boyunca bile üzerine çalışabilirsin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi sesli soru alamayacağım. Sorularınız varsa çete yazın. Eğitimler istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Evet. İsim soy isim göremedim ama ben mi kaçırdım yazmadınız mı bir bakıyorum hemen ben katılmak istiyorum hocam VIP mentorluk eğitime Ümmü Gülsüm Çelik ilk not aldım Ümmü Gülsüm Çelik hocam bu hafta ödemeni yap 5500 lira değerinde birebir seninle işte e, 50 dakika görüşme mentorluk görüşmesi hediye eğer cuma gününe kadar kayıt olursan VIP'lere de böyle bir hediyem olsun bu hafta birebir 5500 lira değerinde eline görüşeceksiniz. Ve Müge Çelik VIP diye not aldım. Harika. Başka. Enegram eğitimi hocam. Enegram temelli miza analiz eğitimi. Yani Enegram. Tip 9. 9 tane tip. Önceliğin çocuklar için faydalı olmak. Profesyonel koştuk mu yoksa öğrenci koştuğu mu? Şimdi Selin hocam. Burası kritik. Dinleyin arkadaşlar. Şimdi öğrenci koştuğu alan sadece öğrenci koştuğu alan arkadaşlar var. Özellikle MEP'te çalışan hocaların biraz daha orayı tercih ediyorlar. Şimdi şöyle bir durum var. Ben hep öğrenci üzerine anlatıyorum orada ve şöyle bir geri bildirim aldım birkaç kişiden. Hocam hep öğrenciyi anlatıyorsunuz. Biz ne olacağız? İşte biz ne olacağız diyorsan profesyonel koş. Yani benim tavsiyem eğer o mu bu mu diye düşünüyorsan direkt altın paketten gir. Yani direkt altın paketi al. Hem profesyonel koşluk hem öğrenci koşluğu. Yani bunun kararsızlığı varsa eğer demek ki kendin için istediğin de bir şeyler vardır. Koçluk, koçluk seansı yapıyorsunuz hocam. Yani bu biraz Farklı bir soru olmuş. Evet. Muhteşem dördünün içerisinde erteleme, irade yönetimi, stres yönetimi ve adım adım özgüven geliştir. Dört tane bomba eğitim var orada. Hemen bakıyorum isimlerinizi. Şu an her dönem dokuz dersten geçmem gereken okul var. Sekiz on O yüzden 2025 yazdım. Evet. Şimdi hocam sınırsız ulaşabileceksiniz ya. Canlı katılmazsınız. Şimdi pazartesi günü canlı başlıyor bu arada bu eğitimlerimiz. Profesyonel koştuk canlı eğitim olacak. O yüzden pazartesiye kadar kayıt oldunuz, oldunuz arkadaşlar. Olmadıysanız 16. dönem henüz net değil. Açıp açmayacağımız, canlı açıp açmayacağımız da net değil. Pazartesi, çarşamba 21-23.30 arasında buluşuyoruz, görüşüyoruz. Canlı grup eğitimidir. Eğer katılmak istiyorsanız eğitmeniniz benim arkadaşlar. Bu da çok soruluyor. VIP'de ne var? VIP şu pırlanta paket Mehtap Hanım. Şuraya bakabilirsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Ödemeyi cumaya kadar yapsanız. Şimdi Neşe Hanım şöyle eğer profesyonel koçluğun 15. dönemine pazartesi günü başlayacak olana katılmak istiyorsanız ödemenizi hemen yarın yapmanız gerekiyor. E, fakat ben alırım bu haftakileri de kayıttan izlerim diyorsanız ki kaydınız 48 saat içerisinde sizinle paylaşılır ve izlemeye başlayabilirsiniz. Cumaya kadar da ödemenizi yapabilirsiniz telefon numaramı bırakmış zaten teknik destek ekibim. Neşe Öztürk. Ben not alıyorum. Ben sizlere ulaşamam arkadaşlar. Ben sizleri bulamam. Sizin bana mesaj atmanız gerekiyor. Ben sadece isim notaları teyit ederim. Pırlantada enegram var. Yani şu demek pırlanta Nurdan Hocam. Profesyonel koçluğu alıyorsun ya onunla beraber gelen bonusları da alıyorsun. Öğrenci koçluğunu alıyorsun ya içindeki dökümanı alıyorsun. içindeki bonus eğitimler burada aile içi iletişim. Bir sürü yazmadığımız eğitim var. Sade yaşam dersleri falan filan. Bir sürü şey var bunların bonusu. Bu bonusları da alıyorsun. Buraya yazmadık evet. Bir özen. Evet öğrenci koşu önemli. Ben de VIP mentorluk eğitimimize katılıyorum hocam inşallah. Hatice Çalışkan. Hatice Hocam hemen not alıyorum. VIP'ler için güzel planlarımız var. Ben teşekkür ediyorum. Öğrenci koçluğunda haftalık seans uygulaması yapıyoruz arkadaşlar. Yani siz direkt e, seans izleyebileceksiniz. Şimdi 12. sınıf bir öğrencimiz var. Bir de 11. sınıf birini yönlendirdi arkadaşlar. Eğitim alan arkadaşların çocuklarına yapıyoruz genelde. Ben yapıyorum. Sizler izliyorsunuz. Sonra grubunuzdan değerlendiriyoruz. Yani sürece adım attıktan sonra artık Bundan sonra Minimalist Akademi çatısı altında oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum Şeyma Hanım. Yazabilirsiniz fakat bu eğitimin katılım belgesi yok. Yani şu bu akşamki yaptığımız eğitimin. Tamam Betül Emer. Bu sefer eşimi ikna <laughs> edeceğim. Çok güzel. Betül Emer. Not aldım Betül Hocam. Neye? VIP'ye mi? VIP mentorluk. Ümmü Gülsüm Çelik Hocam. Not aldım. Çok güzel. Pırlantayı düşündüm. Tamam. Neşe Öztürk VIP diyorum. Beni yazacağım. bu sefer yine işim bir yoklayayım. Vallahi çok istiyorum. <laughs> tamam. Betül Hanım yazdım. Not aldım. Hocam canlı derse katılamazsak. Tabii tabii kayıtları sizinle paylaşıyoruz. Kayıtlar konusunda biraz esnedik bu dönem. Verdiğiniz. Ben teşekkür ediyorum Fatma Hanım. Kendimi kemansım. <laughs> <Çok. gülüyor> güzel. Çok güzel. Rica ederim Nigar Hanım. Ayşenur Gökçe. Pırlanta paket. Tabii ki yazıyorum Ayşenur Gökçe. Hocam bana mesaj atmanız gerekiyor. Ben sizleri bulamam. Ben sadece hocam katılmıştım dersiniz buradan teyit eder, tik atar. Hediyenizi paylaşırım. Ben de pırlanta. Ayşe Abacıoğlu. Hemen not alıyorum. Tamam. Hatice Çalışkan Betül Emer hangi eğitimlerde? Onları not almamışım. Altın gümüşü kapsıyor pırlantada altını çok güzel. Yani ne olarak hangisini almalıyım? Şimdi şöyle hocam, kendinle alakalı çalışmayı düşünüyorsan, kendi üzerine çalışmayı düşünüyorsan profesyonel koçluktan bir başla derim. Sonra öğrenci koçluğu olsa daha anlamlı geliyor bana ki benim için öğrenci koçluğu video kayıt formatıdır. Satın alırsınız, ben sisteminize yüklerim, izlersiniz. Benim için daha kolaydır. Fakat profesyonel koçlukta şöyle bir zihnini iç sesini susturup ondan sonra hani çocukları düşünmekte ben fayda görüyorum. Pırlanta paket sınırsız hocam. Aylık VIP toplantılar var. Onlara katılacaksınız. Video kayıtlarınızı izleyeceksiniz geri planda. Görev ödevleriniz olacak. Yani bundan sonraki süreçte hep beraber olacağız. Hani 3 ay 5 ay değil. Bundan sonraki süreçte VIP'lerle beraber olacağız. Yakında işte beraber iş yaparız. Profesyonel koçluk düşünüyorum. Tamam Betül hocam. Profesyonel koçluğu yazıyorum. Hadi bakalım. Ödeme kredi kartıyla mı yoksa EFT? İsterseniz kredi kartınızla 3 6 9 taksit şeklinde, isterseniz de IBAN'a EFT şeklinde ödeme yapabilirsiniz. Şenay Sönmez hocam. Fırlanta pakete yazıyorum. VIP diyorum. Çok güzel. Bu arada bu saat oldu hala 200 küsür kişi var. Kaydı izleyip izlemeyeceğinize birazdan karar vereceğiz Ece Hanım. Şimdi henüz net değil. Ben de gümüş paketi almak istiyorum. Selin hocam not alıyorum. Selin Demirkol. Gümüş paket. Bu arada arkadaşlar bu gece yazın. Çünkü pazartesi günü başlıyor ya. Pazartesi günkü hani tanışma dersimizi işte orada birkaç böyle teknik öğreteceğim. Onları kaçırmayın derim ben açıkçası. İlk dersler önemli. Rica ederim Selvan'ım. Rica ederim Mehtap Hanım. Fırlanta hocam. Hatice Çalışkan. Fırlanta. Tamam. Not aldım. Harika. Çok güzel. Şu an iki kişi profesyonel koçluğa not aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı kişi de VIP. Harikasınız. VIP'leri paylaşacağım. Bu arada Instagram öne çıkanlarından mezun öğrencilerimi görebilirsiniz. Ben bu akşam geri bildirim yazmadım. Çok fazla geri bildirim var. Geri bildirimleri oradan bakabilirsiniz. Ee, eğitim almak ama bebek var şu an. Okey. Ne zaman isterseniz. 15. dönem için çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. 15. dönem her şeyi güncelledik. Her şeyi. Ömür Gülsüm Hocam yazdım. Teşekkür ediyorum. İsterseniz kredi kartınızı 369 taksit, isterseniz de IBAN'a direkt EFT şeklinde ödemenizi yapabilirsiniz. Hocam evet pazartesiyi heyecanla bekliyorum. Yarın profesyonel koçluğun görev ödev kitapçığını, test kitapçığını göndereceğim. Süreci mesaj atacağım grubunuza. Mezun dediğiniz öğrenci ne demek? Mezun öğrenci benim bu eğitimlerimi almış, buradan mezun olmuş demek. Aralıkta finallerinden sonra iki dönem başlamadan orada açacağınız paket grubuna niyet ediyorum. Tabii Emin Hocam. O dönem yine webinarlarınız devam ediyor olursa buradan yoksa Whatsapp'tan takip edebilirsiniz. Geri planda mesajlar gelmeye başladı. Profesyonel koçluk dediğiniz hangi paket? Profesyonel koçluk gümüş paket hocam. Hocam merhaba ben de EGS öğrencisiyim. Ayrıca uzaktan çalışarak karşılık düzen ders çalışamadığım için sınava başarılı olamıyorum. Bana hangi paketi önerirsiniz? Şimdi hocam şöyle genelde bu tarz şeylerde ben öğrenci koçluğu demek istiyorum fakat eğer burada mesele altında yatan duyguysa duygu yönetimi, irade yönetimi, stres yönetimi bunlar çıkacak büyük ihtimalle bunların altında yatan. Ama ben ders çalışma tekniklerini öğreneyim dersen e, hafıza teknikleri de var profesyonel koçluğun bonusudur hafıza teknikleri. Buraya yazmadık ama geri planda sürpriz olarak karşılaşacağınız o kadar çok bonus var ki ya ben bunu mu almıştım deyip böyle ağzınız açık kalacak orada. Orayı bence hafta teknikleriyle halledersin. Ben profesyonel koçluk derim. Eğer maddi durumun uygunsa da direkt altın paket. Yani hem yaşam koçluğu hem öğrenci koçluğunu beraber al ki çatır çatır basket. Eğer çalışmak istiyorsan. Fakat profesyonel koçluğa katıldıktan sonra kendini keşfettikten sonra yok ya benim yolum bu değil deme ihtimalinde var. Hocam ben isterdim ama kendi çalışmıyorum. Kendi zamanımı ayarlamak çocuklarıma verim çok güzel. Ne zaman isterseniz gelebilirsiniz. Rica ederim bu akşam için teşekkür ederim demiş. Rica ederim arkadaşlar. Sorusu olan yoksa eğitimlerle alakalı dediğim gibi ben not aldım isimlerinizi. Hala not al, benim ismimi not alın diyen varsa alabilirim. çok inanıyorum arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Her eğitimi kapatırken söylüyorum. Şu ayete. Yani bütün ayetlere inanıyorum. Fakat bu ayet benim böyle hayatımın mihenk taşıdır. Rabbin sana verecek. Sen de hoşnut olacaksın. Var mı daha ötesi? Var mı daha ötesi? Yok. Şenay Hocam seni yazdım. Şenay Sönmez diye. Ee, Xiaomi kullanıcısı ismini göremediğim için not alamadım. Rica ederim arkadaşlar. Tamam. Şenay Hocam soyadın nedir? Şenay Er. Tamam not aldım. Hangi paket? Bir de şey hangi paket? Xiaomi kullanıcısı var. Gümüş paket. Tamam not aldım hocam. Xiaomi kullanıcısı ismini göremiyorum. Bilemiyorum. O yüzden ismini not alamıyorum. Bana ben Xiaomi kullanıcısıydım. Hocam derken <laughs> güzel olur. Sizinle hiç yüz yüze görüşme imkanımız yok mu? Yani e, evinize davet ederseniz <laughs> çay içmeye gelirim hocam. Onun dışında şu an yüz yüze görüşme imkanımız yok. <laughs> Tamamdır. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim için keyifliydi. Ben normalde böyle vakit ayıramıyordum. Ama böyle webinarlarda, eğitimlerde canlı canlı bir araya gelmek iyi hissettiriyor. Benim de kafamı rahatlatıyor. Şimdi canlı eğitimleri tamamen bir kenara bırakalım modundayız ama yani burayı da bırakmak istemiyorum açıkçası. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Umarım bir an önce yollarımız kesişir. Umarım bir an önce şöyle kanatlarımın altına hepiniz gelirsiniz. Evet. Gümüş paket istiyorum demiş. Tamamdır. <laughs> Teşekkür ediyorum Emin hocam. Çok naziksiniz. Çok inşallah diyelim inşallah. Davet icabet de gerekiyor. Şimdi davet edersen gelirim deyip de sonra gelmeyin. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın.